Şimdi üsler fonksiyonların türevi de şöyle olacak. Yukarıdakinin türevi çarpı kendisi çarpı ln a. Yani a üzeri x'teki x'in türevi 1 çarpı kendisi çarpı ln a. Gerçekten şu x'te daha iyi gözüküyor. O'nun türevi yani kuvvetin üssün türevi çarpı aynen kendisi çarpı ln a olacak. Eğer e üzeri x varsa türevi kendisidir. E üzeri ux varsa o'nun türevi çarpı E üzeri UX olacak. Sorularda bunları yine ezbere bilmek lazım. Sorularla olayı destekleyebiliriz. Basit minik örnekler yazsam 2 üzeri x'in türevini al bana kardeşim dese 1 çarpı 2 üzeri x çarpı n'in 2 gibi ezberden olayı patlatmamız lazım. 2 üzeri x çarpı n'in 2. Ne bileyim başka örnekler de yazar. Bir tane daha yazayım ben canım. Y eşittir 3 üzeri sin x. Al bunun türevini dese bunun türevini alsam kosinüs x yani tepenin türevi 3 üzeri sin x çarpı ln 3 şeklinde yazacağız. Gerçekten şurada da örnek versem y eşittir e üzeri 4x. Al bunun türevini, üssün türevi çarpı kendisi şeklinde. Ln e yazılır da orası 1 olduğu için yazmaya gerek yok. Tabanımız e olduğu zaman böyle olacak. Bunları da ezberlemek gerekiyor. Bu örneğimizle devam ediyoruz şimdi. E'li E üzeri bir şeyle yani dy bölü dx ahanda y üssüdür bu. Tepesinin türevi 2x kare artı 3x'in türevini alacağız. Şu apostroflar biraz uzun oluyor ama ne hikmetse. Hatta buralar da batıyor. Şöyle 3x'in türevi çarpı e üssü kendisi. Tamam. Olayımız bu. Şimdi bunun tepesinin türevini alsam 4x artı 3. Yani 2x karenin türevi 4x. 2 başa çarpan gelir. 2 kere 2 4. X üzeri 1 tamam. Artı 3. Çarpı e üzeri 2x kare artı 3x böyle durur. Bu kadar hareket budur yani. Üssün türevi çarpı aynen kendisi. Bir tane daha. Ha, burada da şenlik var. Aslında burada dikkat edersek biz bunun tanımını daha önce de bahsetmiştik. Bu pi bölü 6 noktasında türevin tanımıdır. Ne diyorsun sen kardeşim? Şunu diyorum. X giderken a'ya fx eksi fa bölü x eksi a o özel nokta olan a'da türev değil miydi? Öyleydi. Demek ki burada bize yazılan fx eksi fa fx eksi fa işte şu paydaki ifade x eksi a paydadaki ifade x gidiyor a'ya evet x gidiyor a'ya f üssü a yani bu f üssü türev al pi bölü 6 yaz demek oluyor. Türev al pi bölü 6 yaz demek oluyor. Bunun türevini alalım bakalım biz şimdi. Bunun türevini alırken tepesi yani üssünün türevini alacağım. Çarpı kendisi. Şöyle. Üssünün türevi derken kos kare x'in türevini alacağım. Kos kare x'i ben şuraya alayım. Ben ona mesela y diyeyim. Şöyle. Kos kare x'i şöyle de yazabiliyordum. Kos kare x'in türevi şöyle alınıyordu şimdi. Bilmiyorum söylediklerim anlaşılıyor mu? Yine tanıma gittik. Pi bölü 6 noktası özel noktamız. Türevini alacağız. E üzeri kos kare var. Ne yapıyorum? Üst başa gelir. Üst b azalır. İçinin türevi. Bir daha söylüyorum. Kos kare x. Kos x veya kos kare x aynı şey. Bunun türevi. Yani şu türev işlemini buraya yazacağım şimdi. Onu burada yapayım dedim. İki başa çarpan gelir. Üst b azalır. İçerisi aynen duruyor. Bir de içinin türevi. Kosinüsün türevi eksi. Yani eksi burası. Burası eksi 2 sin x cos x. Yarım açıdan eksisi duruyor. Burası sin 2 x. Ha, eksi sin 2 x. Yani şuranın türevi eksi sin 2 x. Eksi sinüs 2 x çarpı e üzeri cos kare x. İşte bu. Şimdi ben buraya pi bölü 6 yazayım. Yazayım bakayım. F üssü pi bölü 6 eşittir. Eksi sinüs 2 katı. 2 çarpı pi bölü 6. Pi bölü 3 e üzeri kosinüs kare pi bölü 6. Evet. Bir duralım bakalım şimdi. Şuradaki kos kare x'in türevini burada aldık. Onun eşitinin eksi sinüs 2x yarım açıdan istifade ederek ve bunun türevini buraya yazdık. Eksi sinüs 2x. Okey. E üzeri kos karede duruyor. Ben şimdi x gördüğüm yere pi bölü 6 yazıyorum. 2 tane pi bölü 6 pi bölü 3 yapar. Burada da kos kare pi bölü 6 var. 183'e bölsem, 183'e bölsem 60 derece. Sinüs 60 derece o. Eksisi de var. Çarpı sinüs 60 derece yazdım. Kosinüs 30 derece. Kosinüs 30 derece kök 3 bölü 2'dir. Kosinüs 30 kök 3 bölü 2 ama karesi var. Kök 3 bölü 2'nin karesi de e üzeri 3 bölü 4. Böyle bir şeymiş işte bunun cevabı.
Bir başka sorumuz. Bu öğrene nasıl yapıyordum ben? Hemen hatırlayalım. A üzeri ux şeklinde bir fonksiyonumuz varsa bunun türevi şöyleydi. U'nun türevi çarpı kendisi her şeyle birlikte çarpı ln a idi. Hemen bu formatta altına yazarsam ben y eşittir 10 üzeri tanjant x. Tanjantın türevi. Tanjantın türevi 1 artı tan kare çarpı 10 üzeri tan x çarpı ln 10. 1 artı tan kare. Şu artı burada tanjanta kavuşmuş. El ele tutuşmuş. Onu bir silelim. 1 artı tanjant kare bu. İşte budur bunun cevabı. Oralar biraz tanlar manlar karışık ama tan kare x olduğu belli. 10 üzeri tan x çarpı ln 10. Bu kadar kalır. Şimdi geldik logaritmik türev alma. Logaritmik türev alma eğer fonksiyon üstü fonksiyon varsa yani fx üstü gx varsa her iki tarafın ln yani e tabanında logaritması alınır. Düzenleme yapılır. Görüldüğü gibi ben burada da y'nin ln'e göre bu fx üzeri gx'in de ln'e göre logaritmasını alırım. Düzenleme yapıp o tepedeki gx'i üssü indirmeye çalışıyorum. Üst baş tarafa çarpan inerdi. Evet gerçekten şu ln y durur. Logaritmalı bir şeyler varsa tepedeki gx başa çarpan inerdi. İndi. İndi. Şimdi şuranın türevini alacağım. Şuranın türevini aldığım zaman ln'in türevi neydi? Türevi bölü kendisi. İşte burada türevi bölü kendisi. Ln y'nin türevi y üstü bölü y. Tamam. Gx ile ln fx çarpımın türevi vardır burada. Gx ile ln fx çarpımın türevi var. Gx'in türevi g üstü. Birincimiz gx. Arada çarpı. Hadi noktayı da ben kondurayım. Burada bir nokta var. Çarpım durumunda. Gx'in türevi g üstü x. Çarpı ikinci ln fx artı. Şimdi gx duracak. Ln fx'in türevini alacağım. Gx duruyor. Ln fx'in türevi de şöyle alınıyordu. 2'nin türevi. F üstü x bölü kendisi. Olayımız budur. Bitmedi ama. Şuradaki paydadaki mavi ile yazılan y'yi karşıya çarpan attım. Yani fx üzeri gx'ti. Yani şurası aynen şurada duruyor. Şurada duruyor. Şuradaki y'yi buraya çarpan attım. İşte şu. O da budur. Bunu örnekleyelim kardeşim havada kalmasın. Mesela ben y eşittir. X üzeri x ise y üssünü sorayım. Aha, hadi bakalım nasıl yapacağız. Hemen ben buradan ln alacağım. Hemen çözüme geçiyorum. Şuradan ln y ln x üzeri x aldım. Şuradaki ln y dursun. Üst taraf baş tarafa çarpan geçer. Geçti. X'in tepesindeki o baş tarafa çarpan geçer. Şimdi türeve geçeceğim kardeşim. Ben şimdi burada ln'li bir ifade varsa türevi bölü kendisidir bunun türevi. Şu ln y'nin türevi budur. İçerideki zamazingo y neyse türevi bölü kendisi. Burada çarpımın türevi var. X'in türevi çarpı bu. X duruyor. X'in türevi 1 çarpı ln x artı. X duruyor. X duruyor. Ln x'in türevi. Türevi bölü kendisi. Şimdi ben bu hikayemi şuraya bir taşıyayım. Ne yaptım? Şurada y üssü bölü y. Sol tarafta y üssü bölü y. Şurada 1 çarpı ln x. Yani ln x var. Artı şurada x var. Artı x bölü x 1 zaten. Yani y üssü y çarpı 1 artı ln x. Buraya kadar geldim. Y üssü dediğimi buldum. Y kimdi? Kim diye? Şuydu. Y kimdi? Mavi kaçtı onu bir alalım buraya. Gel bakalım sen buraya. Evet buradan x üzeri x'ti. Y buydu. X üzeri x. Onu da buraya yazdım. X üzeri x çarpı 1 artı ln x olur. Geçmiş olsun. Bunun da türevi budur. Bir tane daha çözelim. Falanca ifademiz yani fx üzeri gx, x üzeri sin x, iki tarafta da x'li şeyler varsa türevini bulun dediyse hemen ln alacağım kardeşim. Başka çaremiz burada bizim yok şu an. Hemen her tarafın ln'ini aldım. Şuradaki ln y, ln yani. Benim biraz yazılışım el yazısı ama şöyle ln y olarak yazalım. Ln demek yukarıdaki sin x'i baş tarafa çarpan atarım. Çarpı ln x. Tamam. Birinci hareketimiz buydu. Tepedeki sin x'i indirme operasyonu. Sin x'i aşağıya indirdik. Şimdi ben buradan türev alacağım. Bunun türevi bölü kendisi. Ln'in türevi böyleydi. Türevi bölü kendisi. Burada çarpımın türevi var. Şu ifade ve bu ifade iki tane çarpım şeklinde. Sin x'in türevi cos x çarpı bu duruyor. Artı sin x dursun. Tamam. Ln x'in türevi, x'in türevi bölü kendisi. Sonra o y'yi çarpan atıyorum. Y çarpı, burası kosinüs x, ln x artı sinüs x. Şurada bir sıkıntı var. Artı sinüs x bölü x. Tamam, buraya kadar geldim. Ne yaptım? Paydadaki y'yi çarpan attım. Y kimdi?
Y kimdi? X üzeri sin x. Yani şurası x üzeri sin x çarpı kosinüs x çarpı ln x. Hay maşallah sin x bölü x olacak. Bunun da cevabı işte böyle bir ifadeymiş. Bunun türevi. Şimdi geldik sona. Nihayet. Yine söylüyoruz. Bu kadar örnek yeterli değil. Tabii ki yeterli değil. Bolca örnek çözmeyi tavsiye ediyoruz arkadaşlara. Yüksek mertebeden türev. Teker teker türevi arttıracağım. Birinci türev f üssü. İkinci türev f2 üssü. Yani d kareye bölü dx kare. Yani ben dy bölü dx diyorsam d kareye bölü dx kare olacak. Üçüncü türev işte d küpten gelecek. Eninci türev vesaire devam edeceğiz. Eğer yüksek mertebeden türev sorulursa aslında iki yaklaşım var. Ya bir periyot gelecek ya da bir genelleme, bir formalizasyon yapacağız. Soruyu çözmeye çalışacağız. O kadar yüksek derece yapmayacağız. İşte birincisi sin x'i aldım. 1997. türevini bulacağım. Geçmiş olsun. Tek tek 1997'ye gitmeyeceğim kardeşim. Sinüs buradaydı. Kosinüs buradaydı. Eksi sinüs buradaydı. Eksi kosinüs buradaydı. Türev şu harekette. Türev şu harekette. Sinüsün türevi kos. Birinci. Bir türev daha aldım. Bir türev daha aldım. Bir türev daha aldım. Kaçıncı türevde? Hani kaç harekette başa döndüm? 4. Demek ki bunun periyodu 4. Her 4 dönüşte başa döneceğim. 4 döneceğim. 4 döneceğim. Demek ki burada modül aritmetikten 97'nin 4'ü bölüp kalanı bulacağım. Niye siliyorsun ki kardeşim öyle kalsın. 97'yi 4'ü böl kalan 1'dir. Demek ki y üstüdür bizim aradığımız. 97, 96 4'e tam bölünür. 4 kere 24, 96. 1 fazlası var, y üssü 1. 2 fazlası olsa y üssü 2'ye bakacaktım. Ben hatta onu da söyleyeyim. Mesela y üssü 1998'i sorsaydı bu y üssü 2 olacaktı. Y üssü 1 nedir? Sinüsün türevi nedir? Kosinüs. Demek ki cevabımız kosinüs. Y 2 üssü kalsaydı sinüsün türevi kosinüs, kosinüsün türevi eksi sinüs. Demek ki cevabımız eksi sinüs gibi olacaktı. Burada periyot var. Şimdi bunu çözelim. Ln x'in 19 kere türevini alacakmışım. Çok güzel. Ne işimiz var diyorsun. Evet hemen birinci türevi alayım. Türevi bölü kendisi. X'in türevi 1 bölü kendisi. Ben bunu kardeşim x üzeri eksi 1 yazsam hemen altına ikinci türevi, hemen altına üçüncü türevi, dördüncü türevi diye devam edeceğim. 19'a doğru 19 çarımın plakası yol alacağım. Şimdi üst başa çarpan gelir, üst bir yazılır, içinin türevi 1 yazmaya gerek yok. Eksi 1'i başa çarpan getirdim. Eksi 1 üssümüz bizim. Başa çarpan geldi. Üssü bir azalttım. Çarpı. X'in türevi 1. Onu yazmama gerek yok. Gene üssü başa çarpan getiriyorum. Bir türev daha alıyorum. Üssü bir azaltıyorum. Yine üssü başa çarpan getiriyorum. Üssü başa çarpan getiriyorum. Üssü bir azaltıyorum. Hemen şöyle bir format yakaladım. Birinci türevde eksi 1. İkinci türevde eksi 2. X'in üssünden, kuvvetinden bahsediyorum. Üçüncü türevde eksi 3. Dördüncü türevde eksi 4. Demek ki böyle gitsem ben. Böyle gitsem 19. türevde x üzeri eksi 19 gelecek. Formalizasyon. Bir formül yakalayacağım dedim ya kardeşim. İşte yakaladık. 1. Tamam. Dursun orada. İkinci türevde eksi 1 çarpanı gelir. Üçüncü türevde 1 ve 2 çarpanı gelir. Dördüncü türevde 1, 2, 3 çarpanı. Yani buradaki kuvvetin bir azı kadar faktöriyel var sanki. Eksisi artısına dikkat edeceğim. Mesela y üzeri 5'te 1 çarpı 2 çarpı 3 çarpı 4 gelecek. Mesela y üzeri 10'da 1'den 9'a kadar çarpım gelecek. Buradaki 4 ise 3 sayı, 3 ise 2 sayı çarpılıyormuş. 19 ise orası sığmayacağından ben şunu şöyle 19'u şuraya 19. türev şöyle gösterilebilir. Hemen x üzeri eksi 19 olduğunu buldum. Tamam, eksi 19 olduğunu önceden bulduk. Şuraya da sayıları yazacağım. 19'daysam ne yapacağım? 1'den başlayıp 18'e kadar çarpım. Yani y üzeri 19 dediğimiz hikayemiz 18 faktöriyel çarpı x üzeri eksi 19 gelecek. Bitmedi daha, bitmedi. Bir de işareti var eşantiyon olarak. İkinci derecede eksi gelmiş. Üçüncü derecede bunları çarparsam artı gelecek. Dördüncü derecede eksi gelecek. Yani tek kuvvetlerde neredeyim o? Tek kuvvetlerde artı, çift kuvvetlerde eksi. Tek kuvvetlerde artı, çift kuvvetlerde eksi. 19 tek kuvvet demek ki önüne gelecek artı. Yani hiçbir şey yazmasam da artı 18 faktöriyel çarpı x üzeri eksi 19. Demek ki 19. türevi şöyle de yazabilirim. Geçmiş olsun. Son soru.
Y üzeri 17'yi bulacağım. Bir bölümün türevi var burada aslında. Facia bir durum var. Bölümün türevi var. Bir de 17 kere türev alacağım ama biraz uyanık davranırsak. Yukarıyı e üzeri 3x parantezine alırsak şuradan 1 kalır. Şuradan e üzeri x kalır. Şuradan da kardeşim e üzeri 2x kalır. Olay da bitmiştir. Aşağıda da çünkü e üzeri 2x artı e üzeri x. Artı 1 var görüldüğü gibi. Şu parantezde şu hikayemiz gitti. Bizim y eşittir e üzeri 3x'imiz kaldı. Tamam. Şimdi ben buradan 17 kere türev alacağım. Birinci türevi alayım. Y eşittir e üzeri 3x'e birinci türevi, tepesinin türevi çarpı kendisi. İkinci türev alıyorum. 3 duruyor. 3x'in türevi çarpı kendisi. Gerçi geldi hemen olay. Üçüncü türevde de bariz. 3 duruyor. 3 duruyor. Yine tepesinin türevi çarpı kendisi. Ha, 3'te 3'ün kübü. 2'de 3'ün karesi. 1'de 3'ün birinci kuvveti diye gidersem 17'de Çanakkale'nin plakası 3 üzeri 17 çarpı e üzeri 3x olacak. Bu sorumuzun cevabı. O 17'de biraz hormonlu oldu. Beğenmedik. Biraz daha düzgün yazalım. 3 üzeri 17 çarpı e üzeri 3x. Bunun da türevi bu. Şimdi üstel fonksiyonların türevi de şöyle olacak. Yukarıdakinin türevi çarpı kendisi çarpı ln a. Yani a üzeri x'teki x'in türevi 1 çarpı kendisi çarpı ln a. Gerçekten şu x'te daha iyi gözüküyor. O'nun türevi yani kuvvetin üssün türevi çarpı aynen kendisi çarpı ln a olacak. Eğer e üzeri x varsa türevi kendisidir. E üzeri ux varsa o'nun türevi çarpı e üzeri ux olacak. Sorularda bunları yine ezbere bilmek lazım. Sorularla olayı destekleyebiliriz. Basit minik örnekler yazsam 2 üzeri x'in türevini al bana kardeşim dese 1 çarpı 2 üzeri x çarpı ln 2 gibi ezberden olayı patlatmamız lazım. 2 üzeri x çarpı ln 2. Ne bileyim başka örnekler de yazar. Bir tane daha yazayım ben canım. Y eşittir 3 üzeri sin x. Al bunun türevini dese. Bunun türevini alsam kosinüs x. Yani tepenin türevi 3 üzeri sin x çarpı ln 3 şeklinde yazacağız. Gerçekten şurada da örnek versem. Y eşittir e üzeri 4x. Al bunun türevini. Üssün türevi çarpı kendisi şeklinde. Ln e yazılır da orası 1 olduğu için yazmaya gerek yok. Tabanımız e olduğu zaman böyle olacak. Bunları da ezberlemek gerekiyor. Bu örneğimizle devam ediyoruz şimdi. E'li e üzeri bir şeyle yani dy bölü dx ahanda y üssüdür bu. Tepesinin türevi 2x kare artı 3x'in türevini alacağız. Şu apostroflar biraz uzun oluyor ama ne hikmetse. Hatta buralar da batıyor. Şöyle 3x'in türevi çarpı e üssü kendisi. Tamam. Olayımız bu. Şimdi bunun tepesinin türevini alsam 4x artı 3. Yani 2x karenin türevi 4x. 2 başa çarpan gelir. 2 kere 2 4. X üzeri 1 tamam. Artı 3. Çarpı e üzeri 2x kare artı 3x böyle durur. Bu kadar. Hareket budur yani. Üssün türevi çarpı aynen kendisi. Bir tane daha. Ha, burada da şenlik var. Aslında burada dikkat edersek biz bunun tanımını daha önce de bahsetmiştik. Bu pi bölü 6 noktasında türevin tanımıdır. Ne diyorsun sen kardeşim? Şunu diyorum. X giderken a'ya fx eksi fa bölü x eksi a o özel nokta olan a'da türev değil miydi? Öyleydi. Demek ki burada bize yazılan fx eksi fa, fx eksi fa işte şu paydaki ifade, x eksi a paydadaki ifade, x gidiyor a'ya, evet x gidiyor a'ya, f üssü a yani bu f üssü türev al pi bölü 6 yaz demek oluyor. Türev al pi bölü 6 yaz demek oluyor. Bunun türevini alalım bakalım biz şimdi. Bunun türevini alırken tepesi yani üssünün türevini alacağım. Çarpı kendisi. Şöyle. Üssünün türevi derken kos kare x'in türevini alacağım. Kos kare x'i ben şuraya alayım. Ben ona mesela y diyeyim. Şöyle. Kos kare x'i şöyle de yazabiliyordum. Kos kare x'in türevi şöyle alınıyordu şimdi. Bilmiyorum söylediklerim anlaşılıyor mu? Yine tanıma gittik. Pi bölü 6 noktası özel noktamız. Türevini alacağız. E üzeri kos kare var. Ne yapıyorum? Üst başa gelir. Üst b azalır. İçinin türevi. Bir daha söylüyorum. Kos kare x. Kos x veya kos kare x aynı şey. Bunun türevi. Yani şu türev işlemini buraya yazacağım şimdi. Onu burada yapayım dedim. İki başa çarpan gelir. Üst b azalır. İçerisi aynen duruyor. Bir de içinin türevi. Kosinüsün türevi eksi. Yani eksi burası. Burası eksi 2 sin x.
cos x. Yarım açıdan eksisi duruyor. Burası sin 2x. Ha, eksi sin 2x. Yani şuranın türevi eksi sin 2x. Eksi sinüs 2x çarpı e üzeri cos kare x. İşte bu. Şimdi ben buraya pi bölü 6 yazayım. Yazayım bakayım. F üssü pi bölü 6 eşittir. Eksi sinüs 2 katı 2 çarpı pi bölü 6. Pi bölü 3 e üzeri kosinüs kare pi bölü 6. Evet. Bir duralım bakalım şimdi. Şuradaki cos kare x'in türevini burada aldık. Onun eşitinin eksi sinüs 2x yarım açıdan istifade ederek ve bunun türevini buraya yazdık. Eksi sinüs 2x. Okey. E üzeri cos karede duruyor. Ben şimdi x gördüğüm yere pi bölü 6 yazıyorum. 2 tane pi bölü 6 pi bölü 3 yapar. Burada da cos kare pi bölü 6 var. 183'e bölsem 183'e bölsem 60 derece. Sinüs 60 derece o. Eksisi de var. Çarpı sinüs 60 derece yazdım. Kosinüs 30 derece. Kosinüs 30 derece kök 3 bölü 2'dir. Kosinüs 30 kök 3 bölü 2 ama karesi var. Kök 3 bölü 2'nin karesi de e üzeri 3 bölü 4. Böyle bir şeymiş işte bunun cevabı. Bir başka sorumuz. Bu öğrenci nasıl yapıyordum ben? Hemen hatırlayalım. A üzeri ux şeklinde bir fonksiyonumuz varsa bunun türevi şöyleydi. U'nun türevi çarpı kendisi her şeyle birlikte çarpı ln A idi. Hemen bu formatta altına yazarsam ben y eşittir 10 üzeri tanjant x. Tanjantın türevi. Tanjantın türevi 1 artı tan kare çarpı 10 üzeri tan x çarpı ln 10. 1 artı tan kare, şu artı burada tanjanta kavuşmuş. El ele tutuşmuş, onu bir silelim. 1 artı tanjant kare bu. İşte budur bunun cevabı. Oralar biraz tanlar manlar karışık ama tan kare x olduğu belli. 10 üzeri tan x çarpı ln 10. Bu kadar kalır. Şimdi geldik logaritmik türev alma. Logaritmik türev alma, eğer fonksiyon üstü fonksiyon varsa, yani fx üstü gx varsa, her iki tarafın ln yani e tabanında logaritması alınır, düzenleme yapılır. Görüldüğü gibi ben burada da y'nin ln'e göre, bu fx üzeri gx'in de ln'e göre logaritmasını alırım, düzenleme yapıp o tepedeki gx'i üssü indirmeye çalışıyorum. Üst baş tarafa çarpan inerdi. Evet, gerçekten şu ln y durur. Logaritmalı bir şeyler varsa tepedeki gx başa çarpan inerdi. İndi. İndi. Şimdi şuranın türevini alacağım. Şuranın türevini aldığım zaman ln'in türevi neydi? Türevi bölü kendisi. İşte burada türevi bölü kendisi. Ln y'nin türevi y üstü bölü y. Tamam. Gx ile ln fx çarpımın türevi vardır burada. Gx ile ln fx çarpımın türevi var. Gx'in türevi g üstü. Birincimiz gx. Arada çarpı. Hadi noktayı da ben kondurayım. Burada bir nokta var. Çarpım durumunda. Gx'in türevi g üstü x. Çarpı ikinci ln fx artı. Şimdi gx duracak. Ln fx'in türevini alacağım. Gx duruyor. Ln fx'in türevi de şöyle alınıyordu. 2'nin türevi. F üstü x bölü kendisi. Olayımız budur. Bitmedi ama. Şuradaki paydadaki mavi ile yazılan y'yi karşıya çarpan attım. Yani fx üzeri gx'ti. Yani şurası aynen şurada duruyor. Şurada duruyor. Şuradaki y'yi buraya çarpan attım. İşte şu. O da budur. Bunu örnekleyelim kardeşim, havada kalmasın. Mesela ben y eşittir x üzeri x ise y üssünü sorayım. Aha, hadi bakalım nasıl yapacağız? Hemen ben buradan ln alacağım. Hemen çözüme geçiyorum. Şuradan ln y, ln x üzeri x aldım. Şuradaki ln y dursun. Üst taraf baş tarafa çarpan geçer. Geçti. X'in tepesindeki o baş tarafa çarpan geçer. Şimdi türeve geçeceğim kardeşim. Ben şimdi burada ln'li bir ifade varsa türevi bölü kendisidir bunun türevi. Şu ln y'nin türevi budur. İçerideki zamazingo y neyse türevi bölü kendisi. Burada çarpımın türevi var. X'in türevi çarpı bu. X duruyor. X'in türevi 1 çarpı ln x artı. X duruyor. X duruyor. Ln x'in türevi. Türevi bölü kendisi. Şimdi ben bu hikayemi şuraya bir taşıyayım. Ne yaptım? Şurada y üssü bölü y. Sol tarafta y üssü bölü y. Şurada 1 çarpı ln x. Yani ln x var. Artı şurada x var. Artı x bölü x 1 zaten. Yani y üssü y çarpı 1 artı ln x. Buraya kadar geldim. Y üssü dediğimi buldum. Y kimdi? Kim diye? Şuydu. Y kimdi? Mavi kaçtı onu bir alalım buraya. Gel bakalım sen buraya. Evet, buradan x üzeri x'ti. Y buydu. X üzeri x, onu da buraya yazdım. X üzeri x çarpı 1 artı
ln x olur. Geçmiş olsun. Bunun da türevi budur. Bir tane daha çözelim. Falanca ifademiz, yani fx üzeri gx, x üzeri sin x, iki tarafta da x'li şeyler varsa, türevini bulun dediyse hemen ln alacağım kardeşim. Başka çaremiz burada bizim yok şu an. Hemen her tarafın ln'ini aldım. Şuradaki ln y, ln yani. Benim biraz yazılışım el yazısı ama şöyle ln y olarak yazalım. Ln demek yukarıdaki sin x'i baş tarafa çarpan atarım. Çarpı ln x. Tamam, birinci hareketimiz buydu. Tepedeki sin x'i indirme operasyonu. Sin x'i aşağıya indirdik. Şimdi ben buradan türev alacağım. Bunun türevi bölü kendisi. Ln'in türevi böyleydi. Türevi bölü kendisi. Burada çarpımın türevi var. Şu ifade ve bu ifade iki tane çarpım şeklinde. Sin x'in türevi cos x çarpı bu duruyor. Artı sin x dursun. Tamam. Ln x'in türevi x'in türevi bölü kendisi. Sonra o y'yi çarpan atıyorum. Y çarpı burası kosinüs x. Ln x artı sinüs x. Şurada bir sıkıntı var. Artı sinüs x bölü x. Tamam, buraya kadar geldim. Ne yaptım? Paydadaki y'yi çarpan attım. Y kimdi? Y kimdi? X üzeri sin x. Yani şurası x üzeri sin x çarpı kosinüs x çarpı ln x. Hay maşallah sin x bölü x olacak. Bunun da cevabı işte böyle bir ifadeymiş. Bunun türevi. Şimdi geldik sona. Nihayet. Yine söylüyoruz. Bu kadar örnek yeterli değil. Tabii ki yeterli değil. Bolca örnek çözmeyi tavsiye ediyoruz arkadaşlara. Yüksek mertebeden türev. Teker teker türev arttıracağım. Birinci türev f üssü. İkinci türev f2 üssü. Yani d kare y bölü dx kare. Yani ben dy bölü dx diyorsam d kare y bölü dx kare olacak. Üçüncü türev işte d küpten gelecek. Eninci türev vesaire devam edeceğiz. Eğer yüksek mertebeden türev sorulursa aslında iki yaklaşım var. Ya bir periyot gelecek ya da bir genelleme, bir formalizasyon yapacağız. Soruyu çözmeye çalışacağız. O kadar yüksek derece yapmayacağız. İşte birincisi sin x'i aldım. 1997. türevini bulacağım. Geçmiş olsun. Tek tek 1997'ye gitmeyeceğim kardeşim. Sinüs buradaydı. Kosinüs buradaydı. Eksi sinüs buradaydı. Eksi kosinüs buradaydı. Türev şu harekette.